eskiden kullanılan aydınlatma araçları nelerdir? Eskiden ateş bulunduktan sonra meşale, meşaleden sonra kandil, kandilden sonra mum, gaz lambası, gaz lambasından sonra mum kullanılmaya başlamıştır. Teşekkürler. Meşalenin yapımında, meşale yapımında yosunlar kurutularak meşalenin üstüne sarılıyor ve balina yağları üstüne koyarak, üstüne eklenerek daha çabuk yanması sağlanıyor, değil mi? Evet. Günümüzde kullanılan aydınlatma aracı nelerdir? Günümüzde kullanılan, şu anda evlerde kullanılan ampul. Ampulden sonra daha enerji tasarruflu ampuller çıktı. Onlar kullanılmaya başlandı. Teşekkür ederim. Enerji tasarruflu ampuller, floresan lamba ve led lamba, değil mi? Evet. 30 tane led lamba normal bir lambadan daha çok tasarruflu, değil mi? Evet, daha çok tasarrufludur. Aydınlatma teknolojilerinin gelişiminde büyük katkısı olan bilim adamı kimdir? Büyük bilim adamı Thomas Edison'dur. Teşekkür ederim. Evet. Thomas Alva Edison 2000 denemeden sonra ampulü buldu, değil mi? Evet, 2000 denemeden sonra ampulü buldu. Teşekkür ederim. Sizin çocukluğunuzdan itibaren kullandığınız aydınlatma araçları nelerdir? Ben küçük bir köyde büyüdüğüm için önce gaz lambasını kullanmaya başladık. Daha sonra daha modern, lüks denilen daha modern bir aydınlatma aracı kullanmaya başladık. Kandilleri anneniz nasıl yapıyordu? Annem Karadeniz köyleri çok uzak olduğu için gece insanların gitmeleri için kandil yapardı. Kandile bir şişeye gaz koyardı. Sonradan bir bez bağlayıp o şişenin ucuna koyup kandili yakıp köylülere verip giderlerdi. Teşekkürler. Gaz lambası için gazı nereden alıyordunuz? Köyümüz sahilde olduğu için petrol ofisimiz vardı. Gazımızı oradan alıp kullanırdık. Peki petrol ofisi sizin evinize yakın mıydı? Petrol ofisi bizim evimize çok yakındı.